Arkadaşlar dersimizin konusu kazanım kavramı 9 nolu test, polinomlar 2 testini çözeceğiz. 1 numaralı soru. Evet, sorumuz da ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Sanırım gruplandırma yöntemiyle çözebileceğimiz bir soru. Ne yapabiliriz? Mesela bu ifadenin ikisinde de a'lar ortak. A parantezini alırız. Burada da c'ler ortak. C parantezini alırız. Burada amaç önemli olan ortak parantezi aldığımızda elde ettiğimiz parantez işlerinin aynı olması gerekiyor ki tekrardan bir ortak paranteze alalım. Peki birinci ifadeyi a parantezini aldığım zaman ne kalacak? A eksi b kalacak. Yalnız ikinci parantezi c parantezini aldığınızda b eksi a oluyor. C parantezini aldığınızda. Ama siz bunu eksi c parantezini alırsanız parantez içi a eksi b olur gençler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, ikinci parantezi demek ki eksi c parantezini aldığımızda, artı değil de eksi c parantezini aldığımızda burası ne olacak? A eksi b olacak. Zaten dağılımını yaptığınız zaman aynı şeyi elde ediyoruz. O halde şimdi ne oldu? Ortak parantezler elde ettik. Tekrardan bir ortak çarpan parantezini alıyoruz. A eksi b ortak parantezine e kaldı. A eksi c kaldı. Ne yapmış olduk? Çarpanlarını ayırmış olduk. Bakacağız. Ya a eksi b bulunacak ya da a eksi c. Gördüğünüz gibi D şıkkında a eksi c var ve aradığımız cevap D şıkkı. Kolay bir soruydu. Kolay bir soruyla başladık. Evet, şimdiki soru biraz dişli bir soruya benziyor. Ne yapabiliriz? Burada da gençler bakın bu soruda a eksi 1 bölü a'nın parantez kuvveti 3 olacak şekilde, yani 3. kuvvetini parantez açılımını yapacağız. Burada bunu bilmeniz gerekiyor. Biraz ezbere de bileceksiniz. Artı olduğu zaman aradaki işaretlerin tamamı artı. Eksi olduğu zaman eksi artı eksi şeklinde açılımı söz konusu. Bunu binom açılımından da bahsetmiştik. Bu biraz bizi zorlayacak. Bu açılımı yapalım. Yani bunu şöyle diyelim. Şöyle diyelim. A eksi B'nin parantez kuvveti 3 ya da A artı B kuvvet 3 olacak şekilde bu açılımları ezbere bilmeniz gerekiyor gençler. Tamam mı? Ben hatırlatayım şimdi. Ne olacak? A küp eksi olduğu zaman bir artı bir eksi, şöyle diyelim. A kare B. Tabi A katsayı 3. Katsayı 3. 3 A B kare. Bir de ne vardı? Şimdi eksi artı eksi olacak. Burası da B küp. Bu şekilde açılımını söz konusu. Artılı da hepsi artı oluyor. Aradaki işaretlerin tamamı artı oluyor. Bunları, bu açılımları karşınıza gelebilir. O yüzden ezbere bilmenizde fayda var. Evet, bu açılımlardan faydalanacağız gençler şimdi. Eksilisinden tabii. Şimdi bu açılımı yapıyorum. Çünkü bu açılımı yaptıktan sonra bu açılımda şu ifadenin olduğunu görmemiz gerekiyor. Tamam mı? A küp evet eksi 3 çarpı A kare çarpı 1 bölü A, daha sonra artı 3 A 1 bölü A kare. Yani birinci ifadenin kuvvetleri azalıyor, ikinci ifadenin kuvvetleri artıyor. Daha sonra eksi 1 bölü A küp olacak gençler. Bunun açılımı bu şekilde. Peki sonrasında ne yapacağız? Şu iki ifadeyi elde ettik. Bakın zaten bizden şöyle yapalım sevgili. Bakın şu iki ifade burada var. Burada var. Bunları burada bıraksak, bu ifadeleri bu tarafa atsak ne olur, değil mi? Ona bakacağız. Başka ne yapabiliriz bu saatten sonra? Şunları yapacağız gençler. Bu da önemli. Bakın şunu yapacağım ben. A kare, zor bir soru. Şu eksi 3 a'yı bu tarafa atacağım. A kare
eksi 1'in değerini 3a olarak görmem gerekiyor. Bak bu önemli. Şunu kullanacağım ben. Nasıl kullanacağım? Şu içerideki ifadeyi payda eşitlerseniz, içerideki ifadede payda eşitlerseniz bu içerisi a kare eksi 1 bölü a olur. Kübü, tamam. Daha sonra şuradaki a kare eksi 1'in yerine ne yazacağım? 3a yazacağım. Bak şunu yazacağım. Şimdi bunu yazdığım zaman 3a bölü a'dan ne olacak? A'lar birbirini götürünce 3 elde edeceğim. Daha sonra 3'ün 3. kuvveti 27. Bakın fark etmişseniz. Yani bunu yazdığım zaman 3a bölü a'dan burası parantez içi 3 olacak. 3'ün 3. kuvveti. Daha sonra ne yapalım? Şuradaki ifadelerde birkaç işlem yapalım. Şu arada kalan şurada bir ufak işlemler yapalım. Bu arada sadeleşmeler var. Onları halledelim. Evet, onlar ne olacak? Şu a'nın biri gidecek. Şurada a'nın biri gidecek. Burada da şöyle bir durum olacak. Eksi a küp eksi 1 bölü a küple uğraşmıyorum. Şöyle bir hatta eksi parantez bir dakika şöyle yapalım. Ha, şurada bir tane a mı kaldı? Bir dakika olmadı. Bir önce yazayım şöyle en iyisi. Eksi 3a kaldı. Burada da artı 3 bölü a kaldı. Tamam. Şimdi bunu da 3 parantezin aldığınız zaman gençler 3 parantezin aldığınız zaman şöyle bir durum söz konusu. Hatta eksi 3 parantezin alalım en iyisi. Aldığımız zaman a eksi 1 bölü a yakalıyoruz. Güzel. Şimdi tekrar burada bir payda eşitlemesi yaparsak şurada tekrardan bir payda eşitlemesi yaparsak burada da ne elde ediyoruz bakın gençler payda eşitlemesi yaptığım zaman a kare eksi 1 bak payda eşitlemesi yaptığım zaman a kare eksi 1 bölü a tıpkı burada olduğu gibi bunun aynısını elde ediyoruz. O zaman a kare yer kalmadı. A kare eksi 1'in yerine yine tekrar 3a yazacağım. A'lar birbirine götürünce buradan da bir 3 elde edeceğim. O zaman buradan yalnız önde de bir eksi 3 olduğu için şöyle olacak. Eksi 3 çarpı 3 elde edeceğim ki buradan eksi 9 elde ediyorum. Yani uzun lafın kısası şu aslında. Şu sarıyla boyadığım alandan ben eksi 9 elde ediyorum. Şimdi biraz yukarı kaydıralım. Ne yapmış olduk? Şu taraf, sol taraf 27 bütünüyle. Sağ tarafta ne kaldı? A küp eksi 1 bölü A küp. Bir de ne elde ettik? Sarıyla işaretlemiştim. Eksi 9 elde ettim. İşte bu eksi 9'u diğer tarafa gönderdiğimizde artı 9 olarak cevabın 27 artı 9'dan 36 olduğunu görüyorum. Cevap E şıkkı. Tamam. Soru biraz zor soruydu gençler. Tamam. Çözmüş olduk. Devam edelim. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda gördüğüm kadarıyla değişken dönüşüm yapacağız. Bakın parantez işler aynı olduğu için x kare eksi x ifadesine a, b, c farklı bir harf vereceğim. Daha sonra 3 ifadeli, 3 terimli bir ifade elde ediyorum. Onu da çarpandan ayırıp yoluma devam edeceğim. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir değişken dönüşümü. Yani diyeceğim ki x kare eksi x yerine ne diyelim? A diyelim. O zaman a dersem ifade şu hale geliyor. Şu boşlukları çözelim. A kare eksi 14a değişken dönüşümü diyoruz biz buna. Artı 24. Bunu çarpanlar ayrıca bu ifadeyi nasıl ayırıyoruz? A 24 nasıl elde edebilirim? Çok kombinasyonu var. İşte 3 kere 8 var. 6 kere 4 var ama 12 çarpı 2'yi ihmal etmeyelim. Hatta ikisi de eksi olursa eksi 12 eksi 2 olursa oldukça işime yarayacak. Niye? Çarpımlar eksi 12a eksi 2a toplamda ortadaki terimi yakalamam gerekiyor. Yakaladım. O zaman düz yazacağım. Düz yazdığım zaman çarpanlar ayrılmış şekli şöyle olacak. A eksi 12 çarpı A eksi 2. Neye A demişsem götürüp yerine yazıyorum. Yani x kare eksi x eksi 12 çarpı x kare eksi x eksi 2. Tekrardan 3 terimli ifadeler elde etmiş oldum. Ne yapacağım? Bunu da yine x eksi 12. 1 artı 1 eksi olmalı. Hatta eksi 4 artı 3 olmalı. Bunu da zamanla öğreneceğiz gençler. Bakın ne yaptık? Ortadaki terimi
yakalamış olduk. Aynı şekilde bunu da yeşille ayıralım. X eksi 2 artı 1. Niye böyle yaptım? Çünkü çarpımlarını topladığım zaman ortadaki terimi yakalamak için yakaladım. Şimdi düz yazacağım bunları bu şekilde. Düz yazdığım zaman artık çarpanları ayırdığım zaman şöyle oluyor. X eksi 4 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1. Soru benden ne istiyordu? Bunlardan hangisi yoktur diyor. Doğal olarak A şıkkı yok, diğerleri var. Çarpanlardan biri değildir. Tamam. Devam edelim. 4 numaralı sorudayız. 4 numaralı soruda bakın şunu yapacağız. Çarpanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yapmamız gereken önce bunları böyle yeniden bir dağıtacaksınız. Bizi uğraştırıyorlar. Daha sonra yeniden toparlayacaksınız. Mesela bu. Dağıtıyorum şimdi bakın şu şekilde. Dağıttığım zaman bakın ABX kare artı ABY kare eksi XY kare eksi XYB kare. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de tekrardan gruplandırma yöntemini deneyeceğiz ama bunu farklı artık bu şekilde değil de bu şekilde değil de farklı olacak. Mesela ne olabilir? Şu ikisi olabilir mi diye düşünüyoruz. Burada her ikisinde ne var? X'ler var, A'lar var. Bak, X ve A parantezini alabilirim. O zaman şöyle işaret de koyalım şöyle. Şu ikisini beraber düşünelim. Şu ikisini birlikte düşünelim bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Neler vardı? X A parantezini alalım. X A parantezini alalım. Ne kaldı geriye? BX kaldı. Daha sonra burada ne kaldı? Y A Y kaldı değil mi? A Y şöyle kaldı. Umarım hata yapmıyoruz. Şimdi diğer tarafta ne yapabiliriz? Yine bunu yaparken yine tekrar ediyorum. Parantez işlerinin aynı olmasına dikkat etmemiz lazım. Peki olmadı. Başka türlü düşünebiliriz. Burada da Y'ler ortak. Yani öyle yani eksiye mi alayım artıya mı o da önemli. Y B B Y. Şimdi BY parantezini alalım. Sonradan eksi artı koruz önüne. BY parantezini aldığım zaman burada AY kalıyor ama o zaman eksi parantezini almam gerekiyor. Bakın burası önemli. Eksi BY'yi alırsam hani şurada kötü oldu. Şurada gençler eğer ben bunu eksi parantezini alırsam buradan eksi AY elde ediyorum. Dolayısıyla burayı eksi parantezini almam gerekiyor. Eksi BY parantezini alırsam buradan şurası artı olacak. O yüzden BX eksi AY'yi yakaladım. Evet. Şimdi parantez işleri aynı olduğu için gördüğünüz gibi tekrardan bir ortak çarpan parantezini alıyorum. Yani BX eksi AY çarpı kalanlar AX eksi BY. Ya, tamam böyle yazabilirim. Ne diyordu? Hangisidir çarpanlarından biri? Hangi şıkta var? Gençler AX eksi BY mi yoksa diğer mi? BX eksi AY. Hangisi var? İkisi de mi yok? AX eksi BY var galiba. A şıkkı var değil mi? Cevap o zaman A şıkkı. Tamam. Yani bu soru da böyle bu şekilde. Gençler yani dediğim gibi bu bir soru tipi karşınıza gelebilir. Ne yapmanız lazım bu tip sorularda? Dağıtacağınız, tekrardan toparlayacaksınız. Devam edelim. 5 numaralı sorudayız. Evet, 5 numaralı soru da sıkı bir soru, onu söyleyeyim. Sıkı bir soru. Şimdi sorumuzda diyor ki A2'den farklı diyor. Bunu da maksatlı vermiş. A2'den farklı. Çünkü sen A'nın yerine 2 yazdığın zaman burayı sıfırlıyor. Yani A yerine 2 yazdığın zaman sıfırlıyor. O zaman bunu bir denklem gibi düşünürsen denklemin kökü sanki A değil. Daha doğrusu 2 değil. Ne yapabiliriz? O zaman aslında bu polinom A'ya bağlı, A değişkenine bağlı polinom aslında A artı 2 polinomuna bölünebilir. Çünkü siz A artı 2'ye pardon A eksi 2'ye diyelim. A eksi 2'ye böldüğünüzde problem olmayacak. Çünkü paydayı sıfır yapmıyor. Sanırım burada şöyle bir durum var.
Bu ifadeyi neden sıfır olduğunu izah ediyorum. A eksi 2 çarpı bir parantez var. Parantezin içinde ne olduğunu az sonra bulacağız. Bu çarpımın sonucu sıfır ama A yerine 2 gelemez. A 2 olmasın diyor. Demek ki burada muhtemelen karmaşık kök var. Hocam karmaşık kök de nedir diyorsanız zaten 2 hafta sonra o konuya gireceğiz. Dolayısıyla burada bir polinomlarda bölme işlemi yapacağız. Tamam, polinomlarda bölme işlemi yapalım. Yani A küp artı A kare, zor bir soru, tekrar söylüyorum. Eksi A eksi 10 bölü polinomunu, eksi 10 bölü, evet bunu biz A eksi 2 polinomuna böleceğiz. Ve buradaki polinomu esas alacağız. Buradaki polinom değerli bizim için. Burada bir polinomlarda bölme olayını bir hatırlayalım. Neyle başlamam lazım? A kare ile, değil mi? A kare ile şöyle çarpıyorum bunları ve altına yazacağım. Çarptığım zaman A küp eksi 2 A kare, böyle bölme yapıyorduk değil mi? Çıkarıyorum. Çıkarım yapmak demek işaretleri değiştirip toplam yapacağız. Bunlar gitti. Sanırım burası 3 A kare oldu. Hocam niye böyle oldu? İşaretlerini değiştirip topluyoruz değil mi? Evet. Polinomlarda bölme. Daha sonra buraya ne yazmam lazım şimdi? Buraya ne gelsin? Buraya çarptığım zaman 3 A kare elde edeceğim bir ifade gelmeli ki o da 3 A artı 3 A artı 3 A olmalı. Evet, hatırlıyoruz değil mi? Bunları tekrar çarpacağım. Çarptım diyelim. Burası ne oldu? 3 A kare eksi 6 A. Tekrar işaretini değiştirip toplayacağız. Bak şöyle işaretini değiştiriyorum. Topladığım zaman 5A eksi 10 ve son olarak gençler burada son olarak artı 5. Evet, artı 5 ile çarptığım zaman aynısını veriyor. 5A eksi 10 ve kalan 0. Zaten kalan 0 olması bekleniyor. Peki burada şöyle bir durum oluştu. Demek ki şu ifadenin yerine bakın şu ifadenin yerine bak bu ifadeyi bu bölünen polinomu yerine ben ne yazıyorum? Demek ki o ifadenin yerine ben şunu yazabileceğim. A eksi 2 hani şu ifadeyi bulmuş olduk şurası. A eksi 2 çarpı A kare artı 3A artı 5 eşittir sıfırmış. Tamam. Şimdi bunları çarptım sıfır. Çünkü kalan da sıfır ya. Peki. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra gençler şu ifadeye odaklanacağız. Şu ifadeye. Burada bakın 5 de var. Fark etmişseniz. Bu ifadenin her iki tarafını ben A'ya mı bölsem? Evet. A'ya böleceğim. Aynen öyle. Şunu ben bir yazayım. Yazayım. A kare. Bak bununla işim yok. Şunun işim yok. A kare artı 3A artı 5 eşittir 0 olmalı. Niye böyle düşünmek zorunda kaldım? Çünkü burayı sıfırlayabilecek değer buradan gelmiyor. Şuradan geliyor. Bunu ele aldım. Bu sıfır olmalı. Şimdi her tarafı ben A'ya bölüyorum. Sağ ve sol tarafı. A'ya bölünce gençler her iki tarafı. 0 bölü 0 bölü A 0. Problem yok. Şimdi yalnız şu sol taraf ne oldu? A kare bölü A. Buradan A geldi. 3A bölü A'dan 3 geldi. Buradan da 5 bölü A geldi gençler. Burası 0. Fark etmişseniz artık sona geldik. Bu 3'ü öbür tarafa gönderdiğim an aradığımız cevabı bulmuş oluruz. Yani şu ifade solda kaldığı için bu ifade neye eşit olmuş oldu? 3'ü öbür tarafa gönderince cevap eksi 3 olmuş oldu. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Umarım anlaşıldı. Sıkı bir soruydu. Fark etmişseniz. Devam edelim bakalım. Evet, bu soru biraz uğraştıracak ama kolay bir soru aslında. Nedir? Niye kolay? Çünkü iki kare farkı gençler. Bunda zor bir şey yok. Yani bu ifadeye ben A dersem, bu ifadeye de B dersem aslında burada A kare eksi B kare iki kare farkı A artı B A eksi B şeklinde olacak. Yalnız burada bir sürü harf var. O kafanızı karıştırmasın. Şimdi bunları sen birinci parantez, A'yı birinci parantez, B'yi de ikinci parantez olarak düşünürsen şaşırmasın. Bakın şöyle yazacağız. Birinci parantez P artı R artı S artı olunca şöyle hatta şöyle yazalım. Bu A olmuş oldu değil mi? B yerine de ikinci parantez yazıyorum. P R evet. Evet. Şimdi ne oldu bu? Bu benim
A artı B mi oldu? Çarpı A eksi B yazmak için de P artı R artı S eksi P artı R eksi S. Şöyle oldu. Topluca olursak bu parantezi kaldırdık. 2P geldi buradan. Sonra 2R geldi. S'ler birbirine götürdü. S'ler. Buradan bunu elde ettim. Çarpı. Buradaki eksiği dağıtırsam ikinci parantezde şöyle yapalım. Burada ne gelir? P gelir. P'ler birbirine götürür gençler. Şuradan P'ler birbirine götürür. P'ler birbirine götürür. R'ler de birbirine götürür. İkinci parantezden sanırım artı 2 S gelir. Artı 2 S gelir. Evet. Şöyle olur. Şu şekilde bir durum söz konusu. Sonrasında bunu da iki parantezin alırsak buradan P artı R bunu da iki parantezin alırsak S geldi. Tamam. Sonuçta 4 çarpı P R S gibi bir ifade söz konusu ama hangi şıkta var? Evet. Sanırım D şıkkında var. Tamam. Anlaşıldığını umuyoruz. Var mı bir sıkıntı? Doğru mu? Doğru değil mi? Tamam. Gençler orada mıyız ya? Kayboldunuz. Ses geliyor mu? Doğru hocam, doğru. Hayır yani ses de gelmiyor. Kayboldunuz. Sorular biraz zorlayıcı Evet, sorular var değil mi? hatırladım. Sorular zor mu? Ha? Evet. 7. sorudayız gençlik. Güzel bir soru Hocam daha. bilmeden önden bilmek kötü. Evet. 7. soruda gençler aslında burada bir tam kare. Bu tip sorularda şüphelenin yani. Bakın yani tecrübe de lazım. Yani bunu niye vermişler? Ne yapabilirim? 3 terimli. Allah Allah. Burada ne yapabiliriz? Bakın 1 bölü 49, 1 bölü 7'nin karesi. 49 bölü 36, 7 bölü 6'nın karesi. Acaba burada tam kare var mı? Yani tam kare olursa ne olacaktır? İfade dışarıya rahatlıkla çıkacaktır. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. O halde ne yapıyorum? Şimdi hemen işleme başlıyorum. Bu muhtemelen bir deneyeceksiniz. 1 bölü 7 artı 7 bölü 6'nın parantez karesidir gençler. Neden parantez karesi? Bir kere bunların karelerini görüyorsun. Tamam, buralarda problem yok. Bunların çarpımının iki katı da 1 bölü 3. Hatta şurada çarpalım. 1 bölü 7 ile 7 bölü 6'nın çarpımının hani iki katı. Bak 7'lerde gidince 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 geliyor. Demek ki burada tam kare var. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Mutlak değer almanıza gerek yok. Zaten içerisi pozitif. Dolayısıyla 1 bölü 7 artı 7 bölü 6 şeklinde çıkacaktır. Payda da eşitlerseniz ne olacaktır buradan? 6 artı 49 bölü 6 kere de 42. Yani 56 bölü 56 mı? Hayır, 55 bölü 42. Tamam mı gençler? Bu soru bence Evet, hocam. kolay sorulardan biriydi. Yani onu söyleyeyim. Zor değil. Şimdi geldik bu soruya. Haydi. Bu soru nasıl bir soru? Güzel bir soru. Onu söyleyeyim. Güzel bir soru. Güzel bir düşünce. Bazı şeyleri burada gizlemişler gençler. Onu söyleyeyim. Nasıl yani? Bakın şimdi burada güzel bir soru. Onu söyleyelim. Şimdi burada bir tam kare var. X eksi 2 çarpı x eksi 2. Yani x eksi 2'nin parantez karesi var. Şu birinci ifadeyi hallettim. Bak şu ifadenin yerine bunu bulduk. Problem yok. Şimdi burada da şöyle diyelim. Bu ifadeyi ben karesi olduğu için iki defa yan yana yazıyorum. X kare artı 2x artı 4 çarpı bir tane daha teneffüsten alacağız galiba. X kare artı 2x evet artı 4. İki defa yazdım. Karesi olduğu için. Şimdi ne oldu hocam? Ne yaptınız? Bakın gençler, şunu birlikte düşünün. Bu ikisini de birlikte düşünün. Aslında bu ikisinden ve şu ikisinden küp farkı geliyor. Küp farkı. Yani bakın ne geliyor? Aslında x eksi şöyle diyeyim. Küp farkı değil, böyle diyeyim. X küp eksi şöyle diyeyim. 2, daha doğrusu x küp eksi 2'nin küpünün açılımı söz konusu. Yani bunun derste de bahsetmiştik. A küp eksi B küpün açılımı söz konusu gençler. Şöyle. A küp eksi B küpün açılımını sen A eksi B A kare ezberleyin demiştik. Artı AB artı B kare şeklinde ne var? Açılım var. Burada da bu var. Ve bu nedir? X eksi 2 çarpı
x kare artı 2x artı 4'tür. Fark ettiniz mi şimdi? Demek ki şu ifadelerin yerine ben bu ikisinin çarpımı ve bu ikisinin çarpımının yerine iki defa ne yazacağım? Şu ifadeyi yazacağım. Bak şu ifadeyi. O zaman bak tekrar söylüyorum. Şu sarıyla işaretlediğim ifade bu ifadenin eşdeğeri. Demek ki bu sarıyla boyadıklarım ifadelerin yerine ben ne yazabilecekmişim? Neye eşitmiş? X küp eksi 2'nin küpü de 8 ya. Çarpı x küp eksi 8. Ha, benden bunu istiyor. Bu nedir? Şimdi gelelim şu bana verilen bu bilgiye. Her iki tarafın kübünü alırsam cevabı bulacağım birazdan. Bakın her iki tarafın kübünü alıyorum. Bu küp kaldırdı. Kökü x küp eşittir 11 oldu. Sen buradaki 11'i buradaki ifadelerin yerine yazarsan cevabı bulacaksın. O zaman 11 eksi 8 çarpı 11 eksi 8 buradan 3 çarpı 3'ten cevap 9 olacaktır. Tamam. Cevabımız 9 gençler. Güzel bir soruydu. Ve burada bırakalım. Diğer soruları da offline olarak çözüp atarım ben size. Tamam mı? Gençler 9. soruda kaldıydık. Offline olarak son 4 soruyu çözeceğiz. Sorumuzda olduğuna göre A artı B değeri kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Bu eksi B küpü sol tarafa attığımız zaman A küp artı B küpün değerinin 13 olduğunu görüyorum. Tamam. Daha sonra A artı B'nin parantez kuvveti 3. kuvvetinin açılımını yapacağız. Yapalım bakalım. Daha önceki sorularda A eksi B'nin açılımını yapmıştık. A küp artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp şeklinde açılımını yapmak mümkün. Daha sonra şimdi şu iki değerin toplamının 13 olduğunu biliyorum. Bunu kullanacağım bir. Bir de şundan faydalanalım. Şundan faydalanalım. Nasıl faydalanabiliriz? Şu dağılımı yaptığımız zaman şu dağılımı yaparsak şu şekilde yapalım bakalım. Dağılım yapıyorum. A kare B artı AB kare. Şimdi bakın. Ben bu ifadeyi eğer şimdi sol taraf buna eşittir 17 diyelim. Her iki tarafı 3 ile çarparsam ne olmuş olacak? Şu arada kalan değeri yakalamış olacağım. Yani şu ifade yani şu ifadeler birbirine eşit gençler. Yani şu sol taraftaki ifadeyle arada kalan ifadeler birebir eşit olacak. O zaman demek ki ben bu ifade 51 olduğu için A artı B küpün değerini 13 artı 51 olarak bulmuş oldum. Buradan A artı B küp eşittir 64. 64 de 4 üssü 3'tür gençlik. O halde A artı B değerinin 4 olduğunu söyleyebilirim. Peki. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Devam edelim. 10 numaralı sorudayız. Sorumuz zor bir soru değil. İfadesinin çarpanlarından biri değildir diyor. Burada da bir değişken dönüşüm yaparsak x kareye a dersek o zaman a üst, x üssü 4 a kare olur. 13 çarpı a artı 36. Bu da çarpanlarına ayırırsak 9 çarpı 4. 9 kere 4 36 toplamları 13. O halde eksi olsun tabii ki. Bakın çapraz çarptığım zaman ortayı buldum. Düz yazıyoruz. Peki yazdık. O halde bu ifade a eksi 9 ile a eksi 4'ün çarpımına eşit gençlik. O halde a yerine x kare demiştik. O halde x kareyi götürüp yerine yazarsak x kare eksi 9 çarpı x kare eksi 4. Bu ifadelerde iki kare farkından x eksi 3, x artı 3, x eksi 2,
x artı 2 şeklinde çarpanından ayrılır. Dolayısıyla şıklarda hangisi değildir diyor. X eksi 2 var. Bunu eledik. X artı 2'yi eledik. Artı 3 eksi 3 ve cevabın E şıkkı olduğunu görüyoruz. Peki devam edelim. 11 numaralı sorudayız. Güzel bir soru. Olduğuna göre ifadesi neye eşittir? Ne yapabiliriz? Yani şu ifadeyi soruyor bize. Şimdi bir kere şunu yapacağız gençler. Evet, şöyle diyelim. Şu eksi 6a'yı diğer tarafa atalım. A kare artı 3 eşittir 6a oldu. Her iki tarafın karesini alacağım. Her iki tarafın karesini alacağım. Şimdi bunu niye bu şekilde yapıyoruz dersek eğer gençler. Şimdi burada bir payda eşitlemesi yaptığımız zaman bakın şurada şu ifadede bizden istenen ifadeyi yeniden düzenleyecek olursak bakın bunu a kare ile genişleteceğim. Bunu da 3 ile genişleteceğim. Ben buradan a üssü 4 ve 9 yukarıda elde ediyorum. Burada da bu açılımda da a üssü 4 ve 9 geliyor. O yüzden bunu yapıyorum. O halde bunu şu ifadeyi yeniden yazacak olursam payda eşitledim şöyle. Yani şunu yapıyorum farkındaysanız şu şekilde çarptığım zaman ne olmuş oluyor? Benden istenen şey a üssü 4 ortak payda da yazacağım. 9 bölü 15 a kare. Benden bunu istiyor. Bu nedir? Peki bunun açı şimdi şu ifadenin açılımını bulmaya çalışalım. A üssü 4 birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ki o da 6 a kare. Evet 6 a kare olur. Artı 9. 9 eşittir 36 a kare. Şu ifadeyi 6 a kareyi bir tarafa gönderirsek bakın a üssü 4 artı 9'un 30 a kareye eşit olduğunu görüyorum. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. Bu ifade pardon şöyle diyelim. Bu ifadenin 30 a kare olduğunu görüyorum. Şuraya yazacağım. 30 a kare olarak yazacağım. Yazarsam 30 a kare bölü 15 a kareden cevap gelir. Cevap 30 bölü 15'ten 2 olduğunu görüyorum ki C şıkkı. Son olarak 12. sorudayız. Yine kaliteli güzel bir soru. Hocam bu soruyu nasıl yapacağız? Şimdi çarpımının en küçük değeri kaçtır diyor. Bir kere şunlar kafadan gider. Niye? Bunlar kafadan gider. Bir kere eksi 8 a yerine eksi 8 a yerine eksi 7 eksi 6 eksi 5 değerini verdiğimde bir kere 0 elde ediyorum. En küçük değer dediğime göre bir kere 0 elde ettiğime göre D ve E şıkları kafadan elenir. O zaman demek ki bu soruda bizden farklı düşünmemiz isteniyor. Eksi de olabilir mi? Negatif sayı da elde edebilir miyim? Şeklinde bir düşünmemiz ve farklı bakmamız gerekiyor soruya. Şimdi bakın bunları niye ardışık bir şekilde verilmişler? Bakın şu iki ifadeyi çarparsam, şu iki ifadeyi çarparsam neler oluyor? Bir bakalım. Yani bu iki ifadeleri kendi aralarında çarpımını yapıyorum. Hatta bir yan yana yazalım. Daha net görülsün. Evet. Çarpımını yapıyorum şu şekilde. A kare ne gelecektir? 40 gelecek bir de 8a ve 5a'dan 13a gelecektir. Şunu yakaladım. Çarpı aynı şekilde a kare artı 13a elde ediyorum. Artı 42. Bakın gençler böyle bu şekilde 40 ile 42'nin toplamının yarısı 41 olduğu için olayı şu şekilde düşünüyoruz. Bakın şimdi. A kare artı 13a artı 41'e x dersek dönüşüm yapıyorum. X dersem neler oluyor? Şu dönüşüm yapalım. O zaman ne olur? Şu ifade bakın bu ifade ne olmuş olur? X eksi 1. X eksi 1 olmuş olur. Çünkü her iki tarafa eksi 1 eklersem olmuş oluyor. Bu ifade de x artı 1 olmuş olur. Şimdi bakın bu çarpım ne eşit? X kare eksi 1 eşit. Şimdi ben burada x kare gördüğüm yere
0 yazarsa, x kare yerine 0 gelirse sonuçta bu ifadede neye eşit olmuş olur? Ya da x yerine 0 gelirse, x yerine 0 gelirse, x eşittir 0 için ifade eksi 1 değerini almış olur. O zaman aradığımız cevap B şıkkıdır diyebilirim. Peki gençler, burada videomuz bitiyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.